Kafanıza istediğiniz bloğu takabileceğinizi veya opsiyonu patlatarak yok edebileceğinizi biliyor muydunuz? Cevabınız hayırsa sorun yok. Çünkü bu videoda bilmediğiniz 29 Minecraft şeyine bakacağız. Videoyu şimdiden beğenip abone olduysanız bir numarayla başlıyoruz. Minecraft'ta vagonlarla bir yerden başka bir yere seyahat etmek için önce vagonun gideceği yolu yapmalı, daha sonra ise bu yola raylar döşemeniz gerekmektedir. Tabii bu şekilde oyundaki bir hatayı kullanarak sadece tek bir ray kullanıp sonsuz bir düz çizgi üzerinde vagonunuzu hareket ettirebilirsiniz. Minecraft'ta bir zanlıya tasma bağladığınızda tasmanın diğer ucu sanki elinizdeymiş gibi görünür. Ancak yakından dikkatli bir şekilde bakarsanız tasmanın elinizde değil gövdenizde bittiğini görürsünüz. Minecraft'ta fantomlar oldukça sinir bozucu canlılardır ve 3 günden fazla uyumadığınızda ortaya çıkarlar. Öldüklerinde ise yavaş düşme iksiri vesaire yapımında kullanılan fantom zarı adı verilen bu eşyayı düşürürler. Ancak bazı sunucular fantomları asla ortaya çıkmayacak şekilde ayarlandığı için fantom zarını fantomlar yerine kedilerden elde etmek zorunda kalıyorsunuz. Kediler uyuduğunuzda sizin üzerinizde uyurlar ve uyandığınızda %70 ihtimalle bu hediyelerden birini size verirler. Ki bu da kedinin fantom zarı verme ihtimalinin çok daha az olduğu anlamına gelir. Ancak bunu hızlandırabilirsiniz. Uyuduğunuzda ne kadar kediniz olursa olsun sadece tek bir kedi üzerinizde uyuyabilir ki bu da normal şartlarda diğer kedilerin gereksiz olduğu anlamına gelir. Ancak bir oyuna tasına yararlanıp kedileri sallara yerleştirerek alacağınız hediye sayısını artırabilirsiniz. Yani bu yöntemle kedi sayısı kadar hediye elde edebilirsiniz. Minecraft'ta eşya çerçevelerini üst üste yerleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu şekilde birden fazla eşya çerçevesini üst üste yerleştirebilir ve her bir eşya çerçevesine farklı bir eşya yerleştirerek tuhaf görünen oldukça fazla görsel oluşturabilirsiniz. Ancak ne yazık ki bunu güncel Minecraft sürümlerinde yapamazsınız. Çünkü bu hata Minecraft'ın 1.8 sürümünden sonra Mojang tarafından düzeltildi. End portalının redstone sinyali verdiğini biliyor muydunuz? Sandıklar ve dağıtıcılar içlerindeki eşya sayısına göre belirli bir miktarda redstone sinyali yayar ve buna benzer bir şekilde end portal bloğunu aktifleştirdiğinizde redstone sinyali elde edersiniz. Ve bu elde ettiğiniz redstone sinyalinin gücü 15'tir. Bu oldukça şaşırtıcı, sizce de öyle değil mi? Bu gördüğünüz eşyaları kullanarak saatli bomba yapabilirsiniz. Yani bu eşyaları düzgün bir şekilde kullanarak böyle bir saatli bomba elde edebilirsiniz. Bunun için ilk önce fırın ve TNT'yi yerleştirip ardından şalterleri ve redstone'u bu şekilde yerleştirdikten sonra fırını çalıştırıp TNT'nin önündeki şalterleri aktif hale getirdikten sonra diğer şalteri kırıp sadece beklemeniz gerekmektedir. Çünkü bu şekilde yaparsanız TNT direkt aktifleşmektense fırındaki işlevin bitmesini bekleyecektir. Yani fırındaki ateş yanmayı bıraktığında TNT patlayacaktır. Eğer yüksekten düşerek hasar alırsanız zırhınızın dayanıklılığını kaybetmezsiniz. Bunun dışında bazı şekillerde de hasar aldığınızda zırhınız hasar almaz. Örneğin yandığınızda zırhınızın dayanıklılığı azalmaz veya kumların altında boğulduğunuzda da elytra ile bir yere çarptığınızda da herhangi bir iksir etkisine maruz kaldığınızda da tozlu kar altında kalıp donduğunuzda da yani söylediğim bu hasarlardan herhangi birine maruz kaldığınızda zırhınız için endişelenmenize hiçbir gerek yok. Fıçığı tuzak yapmak için sandıktan çok daha iyidir. Çünkü oyunda tuzaklı sandıklar olsa bile dokuları yüzünden bu sandıklar kolaylıkla fark edilebilir. Ayrıca sandığın aksine bir fıçığın altına gözlemci yerleştirdiğinizde gözlemci mükemmel bir şekilde görünmez olur. Yani kısacası arkadaşlarınıza tuzak yapmak için sandık kullanmak yerine bundan sonra fıçı kullanmanız çok daha iyi olacaktır. Atlar elytradan sonra gelen en iyi seyahat yollarından biridir. Ancak sudan kolaylıkla geçememek gibi bir kötü huyları var. Ancak normal at yerine iskelet at kullanarak bu kötü özellikten kurtulabilirsiniz. Bu arada su altında daha fazla kalmak için kaplumbağa kaskı vesaire gibi şeyler kullanarak su altında daha fazla kalabilirsiniz. Minecraft'ta oyun modunuzun zorluğuna göre oyundaki ateşin yayılma hızının değiştiğini biliyor muydunuz? Yani tahmin edebileceğiniz üzere zor moddayken ateş kolay modda olduğundan daha hızlı yayılır. Bu arada ateşin yayılma hızı oyun modunuzun yanı sıra bulunduğunuz biyoma da bağlıdır. Yani eğer daha nemli biyomlardaysanız, örneğin ormanlarda, mantar adalarında vesaireyseniz ateş normalden daha yavaş yayılacaktır. Minecraft'ta yağmur damlaları normal dünyanın aksine bulutlardan dökülmez, gökyüzünden dökülür ve kaynağı bulmak için gökyüzüne çıkarsanız siz yükseldikçe yağmur damlalarının gitgide daha da deforme olduğunu göreceksinizdir. Yani bununla karşılaşırsınız. Köylüleri tek bir hareketinizle evlerine gönderebileceğinizi biliyor muydunuz? Genellikle köy meydanında bulunan bu zili çalarsanız köylüler evlerine gidecektir. Bu arada bu zili baskın sırasında düşmanların yerini tespit etmek için de kullanabilirsiniz. Yani bu zil sayesinde duvar arkasındaki baskıncıları bile görebilirsiniz. 14 numara iskelet, TNT, lav ve çok sayıda creeper. Bunları kullanarak oldukça fazla müzik disk elde edebilirsiniz. Ve bunun için yapmanız gereken tek şey iskeletin okunun lavdan geçerek yanmasını sağlayıp ardından bu okla TNT'nin aktifleşmesini sağlamaktır. Yani bu kadar basit bir şekilde oldukça fazla müzik disk elde edebilirsiniz. Her Caddalar Bayramı'nda yarasalar normalden çok daha fazla ortaya çıkar. Çünkü her Caddalar Bayramı'nda yarasaların doğması için gereken ışık seviyesi 3'ten 7'ye çıkartılır ki bu da yarasaların ortaya çıkma olasılığını artırır. O yüzden Caddalar Bayramı'nda yarasaların sayısı artar. 16 numara şey, bunlar size de biraz garip görünmüyor mu? Bu Minecraft simgeleri oldukça havalı ve bu simgeler Minecraft'taki bütün eşyalar ve blokları içeriyor. Ve bu Minecraft simgelerinin isimleri normal aksine MHF ile başlıyor. Ve bu oldukça önemli bir detay çünkü bu eşyalar elde etmek için kullanacağınız komutta MHF ile başlayan isimleri kullanmanız gerekiyor. Yani MHF ile başlayan isimleri kullanarak bu komut sayesinde istediğiniz simgeyi elde edebilirsiniz.
Minecraft dünyanızda gördüğünüz ayın sadece dekoratif olduğunu mu düşünüyorsunuz? O halde yanılıyorsunuz. Çünkü Minecraft ayın 8 evresi vardır ve bu evreler Minecraft gibi bazı şeyleri etkiler. Örneğin normalin 2 katı slime oluşmasını, görünmez örümceklerin ortaya çıkmasını, ortaya çıkan her kedinin %50 ihtimalle siyah olmasını vesaire gibi şeyleri aynı evreleri etkiler. Yani kısacası bu evreleri öğrenip ayı çıkarınız için kullanabilirsiniz. Minecraft'ta illüzyoner adı verilen gizli bir canlı olduğunu biliyor muydunuz? Bu canlı komutlar sayesinde ortaya çıkarılabilir ve kendisini klonlama yeteneğine sahiptir. Bu arada gerçek illüzyonerin tekneye binmesini sağlarsanız bununla karşılaşabilirsiniz. Çünkü klonlar görsel olarak orijinali taklit eder. Mod vesaire kullanmadan Endin gökyüzünü pembeye çevirebileceğinizi biliyor muydunuz? Sadece gece görüş iksiri kullanarak Endin karanlık gökyüzünü pembeye çevirebilirsiniz. Minecraft yaratıcı modunda olduğunuzda bazen bir eşyayı aramak oldukça can sıkıcı olabiliyor. Çünkü aradığınız eşyayı bulmak için arama yerine eşyanın adını tam olarak düzgün bir şekilde yazmanız gerekiyor. O yüzden tam adını bilmediğiniz eşyayı bulmak için hashtag kullanıp ekranda gördüğünüz gibi aradığınız eşyanın bulunduğu kategoriyi yazarak ismini bilmediğiniz eşyayı normalden daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Normalde bir eşyayı kafanıza yerleştirmeye çalıştığınızda bunu yapamazsınız. Ama videonun thumbnail'ından da görmüş olduğunuz üzere bunu yapabilirsiniz. Bunun için sadece ekranda gördüğünüz komutu yazıp istediğiniz eşyanın adını yazarak o eşyanın kafanıza yerleşmesini sağlayabilirsiniz. Bu arada bunu neredeyse Minecraft'taki bütün eşyalar için yapabilirsiniz. Bu arada komut iki sürüm arasında biraz farklılık gösterir. O yüzden doğru komutu kullandığınızdan emin olun. Bu dev zombi normal zombilerden oldukça farklı. Çünkü bu zombinin bir yapay zekası yok. Yani yaşayan bir heykel olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında güneşten etkilenmez. Ve son olarak bir vagona bindirildiğinde gülünç bir şekilde yerden 4 blok yükseklikte oturur bir şekilde uçar. Minecraft'ta siz yakınlaştığınızda bir sistemin otomatik olarak çalışmasını sağlamak için tehlikeye atlayıp skalk sensörü toplayabilirsiniz. Veya bunun yerine kirpi balığı kullanırsınız. Kirpi balığı şişme yeteneğine sahiptir. Ve bunu kendisine biri çok yaklaştığında yapar. O yüzden böyle bir basit sistem yaparak redstone sinyali elde edebiliriz. Yani skalk sensörü kullanmadan kirpi balığı kullanarak siz yaklaştığınızda çalışan otomatik redstone sistemleri yapabilirsiniz. Herhangi bir canlıya eğer kullanarak bindiğinizde o canlının canını sağ tarafta görebilirsiniz. Peki ya bu canlıların canının neden kırmızı yerine turuncu olduğunu merak ettiniz mi? Çünkü yapımcılar Aerodox'una benzemesi için bu kalpleri bu şekilde tasarlamışlar. Minecraft'ta arılar hakkındaki bu bilgiyi biliyor muydunuz? Eğer bir arı sinirlenip sizi sokarsa iğnesi vücudunuzda kalır. Sanırım şu an iğneleri çok daha rahat görebilirsiniz. 26 numara pillager'ları köylüler gibi zararsız canlılara çevirebileceğinizi biliyor muydunuz? Eğer Tatar yayı kullanan bir pillager çok fazla atış yaparsa tahmin edebileceğiniz üzere elinde sonunda yayı kırılır. Ve bu artık bu pillager'ın size hasar veremeyeceği anlamına gelir. Ama siz hala bunu yapabilirsiniz. Bu zombi oldukça sıradan görünüyor ama sıradan olmadığına emin olabilirsiniz. Çünkü bu zombi sizi fark ettiğinde 100 blokluk bir alandaki zombileri kendisine çağırma yeteneğine sahiptir. Bu arada bu tarz zombilerin oluşması oldukça düşük bir ihtimaldir. Bu arada kabuk, boğulmuş, zombi piglin vesaire gibi zombi türlerinde de bu tarz zombiler ortaya çıkabilir. O yüzden düşmanları hızlıca ortadan kaldırın. Obsidian bloğu oyundaki en dayanıklı bloklardan biridir. Hatta oyundaki neredeyse bütün patlamalara dayanacak kadar güçlüdür. Ki dayanabildiği patlamalara TNT patlaması ve ateş top patlaması dahildir. Ancak obsidian bloğunun bile dayanamadığı patlamalar vardır. Ki normal oyundan örnek gösterecek olursak Minecraft'taki bosslardan biri olan Wither'ın mavi Wither Kvatas patlamasını örnek gösterebiliriz. Tilkiler eşyaları ağızlarına tutar ancak bu yanlıştır. Çünkü görsel olarak öyle görünse bile oyun kodlarında bu böyle değildir. Oyun kodlarına göre tilkiler eşyaları sahip oldukları tek bir slotla tutar ki bu da kodlarda tilkinin eşyayı elinde tuttuğu anlamına gelir ve bu eşyaları kullanabilmesini açıklar. Son olarak YouTube'da abone ol butonuna yeni animasyon eklenmiş. Bunu kanalıma abone olarak test edebilirsin. Videoyu buraya kadar keyif alarak izlediyseniz, videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Bu arada Türkçeleştirdiğim bu video ekranda şu an gördüğünüz ve açıklamada linki bulunan kanala aittir. Yani İngilizce biliyorsanız o kanala da bir göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.